Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Umarım çok eğleniriz. Yani bence Türkiye'de daha çok kullanabilir, daha çok insanlar kostüm giyebilir. Bence istediğimiz ilgiyi görmüyor ve biz eğlenmeye geldik. Türkiye'de Halloween Party nasıl kutlanır? Birazdan başlıyoruz. Halloween Partisi bu videoda Litvanya'dan Türkiye'ye kadar ulaşacak. İsmin ne bu arada? Sude adım. Sude, peki ne hissediyorsun yani Halloween Parti hakkında? Yani bence Türkiye'de daha çok kullanabilir, daha çok insanlar kostüm giyebilir. Bence istediğimiz ilgiyi görmüyor ve biz eğlenmeye geldik. Ama çok güzel, yani. Peki. Senin ismin nedir? Melis benim ismimde. Melis, sen ne düşünüyorsun Halloween Parti hakkında? Eğlenceli bir gece olduğunu düşünüyorum. Korkutucu yeni geldiğimde. Korkutucu? Evet. Peki, iyi eğlenceler diliyorum hepiniz o zaman. Başladı. Ay sikeceğim ya. Oğlum ben buna nasıl çıkacağım? Şimdi Halloween Parti'nde tabii ki bir ritüeli var, tarihi var ama kimse tarihini tabii bilmiyordur ya da umurunda değildir. Ben kısaca sadece bir özetleyeyim. Milattan önce aslında Kelt toplumları, yani bugünün coğrafyasında İrlanda ve İskoçya Kelt toplumlarında kullanılan bir ritüeldi. Daha sonra Hristiyanlar Kelt toplumlarını 1. yüzyılda kuşattıktan sonra yavaş yavaş kendi dini ritüellerini aldılar. Ama tamamen dini bir ritüel değil bu arada. Bilginiz olsun. Bu arada bu videoyu yaparken hem Türkiye'nin İstanbul'daki Kadıköy'de hem de Litvanya'nın ikinci büyük şehri olan Kaunas'ta da yapacağız. Söz şimdi Litvanya'da Kaunas'ta Sercan'da. Kaste bro. It is directing us to the terrace. Let's go play again. How scary it is right now. Don't kill us, please. Like this.
Halloween parti hakkında düşüncelerin neler? Standart olması gereken bayram gibi bir şey. Eğleniyor musun peki? Tabii. Peki. Kendine çok iyi bak. Çalışıyorsun. Evet. Neredesin? Bolu Ses Mühendisi. Aa, burayı biliyorsun zaten. Şöyle bir gösterelim. Teşekkürler bu arada. Bugün hakkında ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Umarım çok eğleniriz. Bakalım içeride neler bekliyoruz bilmiyorum. Peki. İyi eğlenceler diliyorum o zaman. Sana Tuğba. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Bugün hakkında düşünceleriniz ne? Hissettiğiniz? Bugün ülkedeki değil, dünyadaki tek gerçek bayram. Ben sadece eğlence için olduğuna katılıyorum. Ben tek gerçek bayram olduğunu İçeride düşünüyorum. İçeride bir sürü dostumuz ve arkadaşımız var. Hepsiyle beraber sohbet, muhabbet edip eğlenebiliyoruz. Bugünle ilgili düşünceniz nedir? Halloween Party. Biz de partilemeye geldik. Partilemeye geldiniz. Evet. Bunun geçmişiyle ilgili bir bilginiz var mı peki? Ben tabii ki. Ama bizim bayramımız değil. Ama Hristiyanların bayramı da değil herhalde bildiğim kadarıyla. Değil mi? Ama yani orta çağdan beri herhalde kutlanan bir bayram. Herkes tarafından kutlanıyor. Evet. Yani Japonya'da kutluyor. Dinsiz evet. Bir toplum. Herkes kutluyor herhalde. Eğlenmek maksat bu herhalde. Peki. Kendinize iyi bakın. Bu arada tarihin ilk cinayeti Orak'la olmuş. Bilgin olsun. Peki yani bunun tarihi hakkında, ritüeli hakkında bilgin var mı? Halloween hakkında. Bu arada tarihin ilk cinayeti Orak'la olmuş. Bilgin olsun. Peki yani bunun tarihi hakkında, ritüeli hakkında bilgin var mı? Halloween hakkında. Ya Halloween hakkında, aslında Halloween hakkında çok böyle bir şey olarak bilmiyorum ama hani filmler olarak, filmlerde hani bize çağrıştırdıkları şey bu günü kutlarken ölüleri de anıyorlar işte. Bu eski ölüm şeyler, Meksika'da hatta ölüleri anıyorlar vesaire. Onlar hakkında biraz bilgim var ama Halloween'ın böyle tam olarak tarihçesini bilmiyorum ama katil olarak bildiğim tek Zodiac katil var. Hiç yakalanmayan, hani yakalanıyormuş gibi olup yakalanmayan. Hatta Zodiac katilinin arabalar içerisinde bu kurbanlarını kendileri kestiği, hatta kurbanlarını kestikten sonra hiç iz bırakmadan bir 30-40 sene falan şey yapıyorlar böyle. Hiç bulamıyorlar. Sonra bulduk diyorlar. Birisini yakalıyorlar. Ama bildiği şeyler de aslında yanılıyoruz. Çünkü Zodiac katilinin başka bir versiyonu. Halloween partiye devam ediyoruz. Bu arada Kadıköy sokaklarında görüyorsunuz. Çok yakınlar çekmesin.